Dizilerle çalışmaya devam edelim arkadaşlar. Şöyle ki dizilerde bir diğer önemli yöntem ise multidimensional denilen çok boyutlu dizilerle çalışmak. Çok yaygın kullanılıyor mu derseniz diziler itibariyle çok fazla yaygın kullanıldığını söyleyemem ama kullanım yerleri mevcuttur. Bir diziyi düşünecek olursak şöyle ki ben bir çizim yapmak istiyorum burada. Örneğin buradaki diziyi düşünecek olursak bu dizi şöyle 4 tane elemanlı böyle tek satırdan oluşan 1.2, 6.3, 4.3, 5.6 şeklinde bir dizi gibi düşünebilirsiniz. Fakat bir dizi türü de çok boyutlu dizi. Yani birden fazla satırdan oluşan diziler diyebiliriz. Bakın şöyle. Örneğin bu iki satırdan, bu ise üç satırdan oluşan bir dizi. Yani bir de bunu ekleyelim mesela. Bu şu an bizim için 3 satır, 3 sütundan oluşan bir dizidir diyebiliriz arkadaşlar. Bu noktada bu yapıyı matematikteki matrislere benzetebilirsiniz. Matris odaklı çözümleriniz için bu yapıyı kullanabilirsiniz. Örneğin bir dama tahtasını ele alalım. Bir dama tahtasında gerekli olan elemanları işte satır sayısını ve sütun sayısını yazabiliriz. Bu noktada bir dama tahtasında kaç tane oluyordu? Onu da şimdi unuttum aslında söylerken onu hatırlamaya çalıştım. Yani 10'a 10'luk bir dama tahtası düşünecek olursak bunu matrislerde çok boyutlu dizilerle yapmamız mümkündür. Hadi gelin File New Project diyerek bu çok boyutlu dizileri anlayacak çok basit ve güzel bir örnek yapalım. İsmine Multi Dimensional Array Demo olarak veriyorum. Çok boyutlu dizi örneği. Finish dediğim zaman bunu buraya yazacak ve buraya gelelim. Şimdi bu noktada çok boyutlu dizilerle ilgili hemen ilk tanımımızı yapalım. Örneğin bu bizim için Türkiye'deki bölgeleri ve o bölgelerdeki şehirleri içeren bir örnek olabilir. Bu noktada onların isimlerini içereceğine göre bu bir string array olacak. String şehirler diyelim. Bölgeler ve bu bölgelerdeki şehirler için. Bakın biz bunu bu şekilde tanımladığımız zaman tek başına bir string oluyor. Böyle tanımladığımızda tek satırdan oluşan bir array oluyor. Ama ben aynı zamanda sütundan oluşmasını istiyorsam onu bu şekilde tanımlıyorum. New string array dediğimde örneğin ben 3 bölgeden ve 3 şehirden. Bu sayılar illa aynı olmak zorunda değil tabii ki. Oluşan bir dizi tanımlamak istediğimde aynen buradaki yapıyı kullanabilirim arkadaşlar. Bu noktada şöyle diyebilirim. Şehirlerin 0. satırının 0. sütunu örneğin bu bizim için Marmara bölgesi olsun, İstanbul olsun. Bunu kopyalamak istiyorum. Toplamda 3'e 3'lük olduğu için çarpıyoruz. Matristeki klasik eleman sayısı hesaplama yöntemi. 3 kere 3, 9 eleman var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Ctrl Shift Alt L ile kodumu bir güzel güncelliyorum. 0. satırın 0'ı ve şimdi 1'i. 0. satırın ikinci elemanı. 1. satırın 0. elemanı. 1. satırın birinci elemanı, birinci satırın ikinci elemanı yani 3 eleman olduğu için ikinci indeks üçüncü eleman anlamına geliyor. İkinci yani üçüncü satırın sıfırıncı elemanı, ikinci indeksin birinci elemanı diyelim ve ikinci indeksin ikinci elemanı diyelim. Yani sıfırdan başladığımız için burada totalde
9 eleman var. İlk sıfırlar Marmara bölgesi olduğunu varsayarsak İstanbul, Bursa ve bir de Bilecik yazalım. Bunun dışında ikinci bölgemiz İç Anadolu olsun. Ankara, Konya ve Kayseri olsun. Üçüncü bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesi olsun. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep olarak verelim. Umarım bölgelerdeki şehirleri yanlış yazmamışımdır. Bu noktada benim yani çok boyutlu dizileri tanımlama yöntemim bu arkadaşlar. Tabii ki biz eğer veri tabanıyla vesaire çalışırsak bunları dinamik olarak getirebiliriz. Bunları ileride öğreneceksiniz. Bu noktada ben bu şehirleri bölge olarak yazdırmak istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? Bakın bir döngüyle bunları dolaşabilirim. Ama döngü nasıl çalışacaktı? Örneğin döngümüz burada 9 eleman için çalışmalı. Bu tip çok boyutlu dizilerde mantık şu oluyor arkadaşlar. Az önce yaptığımız çizimi hatırlayacak olursak, örneğin burada şu şekilde bir görüntü var değil mi? Biraz kötü çizdim ama şu şekilde bir görüntü var. Önce satırları gezebiliriz. Ve her satırı gezerken o satırın sütunlarını gezebiliriz. Yani sıfırıncı satırı gezerken sütunları, birinci satırı gezerken sütunları, ikinci satırı gezerken sütunları gezebiliriz. Bu da karşımıza nested loop dediğimiz iç içe döngüleri getiriyor. Bu bakımdan örneğin int i eşittir 0. i küçüktür. Eşittir 2. Neden? 0'dan 2'ye kadar. i plus plus diyorum. Bakın ben bu noktada bu işlemi yaptığım zaman bu şu anlama geliyor. Ben satırları gezeceğim. Sıfırıncı satır, birinci satır ve sonra ikinci satır. Fakat her satırı gezerken o satırdaki bir bölgeleri de yazdırmak istiyorum. Bunun için de içeride bir döngü tanımlıyorum. For int j eşittir 0. I küçüktür eşittir 2. İyi değil, düzelteceğim. J plus plus. Dolayısıyla buradaki i'yi de j yapmayı unutmayın, yanlış yazdım. Evet, şöyle bir parantez açıp kapadığım zaman şehirlerin i virgül j'ninci elemanını bakın i virgül j'ninci elemanına ben ulaşabilirim. Peki bunu nasıl yapacağım? System nokta out nokta print line diyerek şu değeri onun içerisine atıyor olacağım. Tabi burada şöyle değil de i virgül i şöyle j. Dilleri karıştırdım. Evet, bu şekilde biz şehirlerin i'ninci elemanının i'ninci satırının j'ninci elemanına ulaşabiliyor olacağız. Peki bu nasıl çalışıyor? Örneğin i sıfırken bakın döngüye girdi ve burada bir döngü daha geldi. Bu döngü j0'dan j2'ye kadar 3 kere çalışacak. Dolayısıyla 0 için 0, 0 için 1, 0 için 2 şeklinde çalışacaktır. Daha sonra i 1 olacak. J tekrardan 0'a bakın. Çünkü yeniden tanımı yapılıyor. I yani 1 iken j 0. 1 iken 1 ve 1 iken 2. Dikkat edin, satırları bu şekilde dolaşmış oluyoruz. Bu noktada hemen gelelim buraya. Şöyle bir de şöyle system.out.println diyerek şöyle bir çizgi çizelim. Ki bölgeleri bu şekilde birbirinden ayırabilirim. Hadi çalıştıralım. Bakın bunu çalıştırdığım zaman her bölge için ayrı ayrı yazmış olacak. İstanbul, Bursa, Bilecik birinci bölge, Ankara, Konya, Kayseri ikinci bölge, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Antep üçüncü bölge olarak karşımıza çıkıyor.
Bunlar genellikle bizim matris yapısında bir örneğimiz varsa o ortamlarda kullanılıyor. Ama dediğim gibi çok boyutlu, yani multidimensional diziler çok yoğun olarak kullanılan yapılar değil. Bunun dışında arkadaşlar illa iki dimension, yani iki boyut değil, ikiden fazla boyut da aynı yapıda böyle parantezleri, köşeli parantezleri devam ettirerek yapılabilir. Yani şuraya da gelip şöyle verilebilir. Tabii ki buna göre aşağıdaki değerleri de vermek gerekiyor. Tabii ki çok yoğun kullanıldığını söyleyemem.